Herkese merhaba dostlar. CryptoLab YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda projelerin teknolojisini detaylı incelemesini bulabilirsiniz ve girmiş olduğunuz kripto para piyasasında finansal özgürlüğünüzü kazanmanıza yardımcı olmak amacıyla burada bulunuyoruz. Bu amacımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuz Bu Altcoin Nedir serisinden geliyor. Bugünkü videomuzu yorumlarda bir fizik öğretmenimizin isteği üzerine çekiyoruz. İyi ki de böyle bir proje istemiş. Epey zaman öncesinde kendisini istemesine rağmen uzun süren araştırmalarım sonucunda kendisinin uzun vadeli yatırım alanında olduğunu düşündüğümden dolayı sizlere bu videoyu çekmek istiyorum. Sizler de araştırmamızı istediğiniz coinleri yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Yalnız uyarmak istiyorum. Fazlasıyla sıra var. Sıra gelene kadar biraz vakit geçebilir. Bugünkü videomuza geçecek olursak, bugünkü videomuzun adı Radix. Radix çok büyük hedeflerle gelen bir DeFi 1 protokolü. Yani DeFi 1 katman protokolü. Bu protokol ne işe yarar diyen arkadaşlarıma hemen böyle vizyonlu, misyonlu, temel teknik anlamdaki CoinMarketCap anlamdaki verileriyle birlikte de detaylı bir şekilde sizlere anlatalım. Ethereum'un gelişmiş hali diyebilirim. Çok kısa bir şekilde. Vaat ettikleri 10 katı geliştirici üretkenliği. Bu ağ üzerindeki merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı kontratlar 2.0 özelliğiyle birlikte 10 katı geliştirici üretkenliği vaat ediyorlar. 100 kat daha fazla DeFi güvenliği vaat ediyorlar ve 1000 kat daha fazla ölçeklenebilirlik vaat ediyorlar. Tabii ki de bu ölçeklenebilirliği kendi ağları üzerinden Cardano, Elrond, Avalanche, Solana gibi ağlara da sağlayabileceklerini söylüyorlar. Büyük bir proje, çok fazla detaylı açıklamaları var ve kendi white paper'larında bile çok detaylı teknolojisinin hatta algoritmalarına kadar her şeylerini açıklamışlar. Devam edecek olursak 10 katı geliştirici üretkenliği bunları vaat ediyorlar dedik ama bunlara da biraz bakalım. DeFi geliştiriciler için çok yorucu tanımını yapmışlar. Geliştiriciler çok fazla kodlarla savaşır ve boşa zaman harcarlar demişler. Burada bizde Radix'te böyle bir sıkıntı yok. Rahat ve eğlenceli bir şekilde Radix üzerinde uygulama yapabilirsiniz. Geliştiriciler için bunu söylüyorlar. DeFi güvenliği tarafında da son 2 yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık DeFi hack olayı olduğunu ve bunun herkesi riske attığını söylüyorlar. Radix'te böyle bir olay yok. Çok daha güvenliyiz. Ve işte asıl olay ölçeklenebilirlik olayı. Kullanıcılar için DeFi ölçeklenebilirliği büyük bir sıkıntı ve 20 dolarlık bir işlem için bu olayı hepimiz biliyoruz. Çok yüksek fee ücretleri biliyoruz. Ve Radix'te böyle bir sıkıntı olmadığını, çok daha düşük ve yükselmeyeceğini de burada sonsuza kadar yazarak belirtmişler. Geliştiricilerin sürekli açıklardan yararlanma, saldırı tehdidi olmadan hızlı bir şekilde oluşturabilecekleri, her iyileştirmenin ödüllendirileceği ve ölçeğin asla darboğaz olmayacağı tek merkezi olmayan ağ. Bu çok büyük bir iddia bakın. Yani Ethereum'un yeni çıkmış böyle web sitesine kendini tanıtmaya çalıştığı hale benzetiyorum. Hatta bunu buna Solana'yı da, hatta buna Avax'ı da, hatta bunu buna Polygon'u da, Polkadot'u da koyabilirim. Bu proje çok iyi bir proje. Burada benim gözüme takılan bir şey var. Kendileri bir hız testi yapmışlar. İlerleyen zamanlarda ağ güncellemesiyle bu hıza kavuşacaklar. 1 milyon TPS'yi geçmişler hız testinde. Burada yorumlarda bu hız testini canlı olarak yapmışlar herkesin gözü önünde. Bitcoin defterini saniyede 1.2 milyon işlemle 15 dakikadan biraz fazla bir sürede işledi demişler. Yani kendisi 1.2 milyon TPS'ye kadar bu ağa çıkabiliyor. Tabii ki de şu anda böyle bir TPS'si yok ama dediğim gibi gelişmekte olan bir proje. Gelişme ihtimalinin çok yüksek olduğu bir proje. 1.2 milyon TPS çok büyük bir iddia. İlerleyen zamanlarda bu gelişmeleri yaparlarsa gerçekten iddialı konuşuyorum. Top 10 listesine, CoinMarketCap'te Top 10 listesine girebilecek bir projeye şu anda bakıyorsunuz ve izliyorsunuz. Bu projenin üzerinde, bu katman üzerinde neler yapabilirsiniz diye de detaylı bir şekilde göstermişler. Stabil paralar, merkezi olmayan borsalar, verim tarımcı, yani burada çiftçilikten bahsetmiş. Oyunlar, DeFi sigorta işlemleri, opsiyonlar ve türev işlemler, cüzdanlar ve gösterge tabloları yani veri sağlama, teminatlı kredi yani lending borrow işlemleri, sürekli vadeli işlemler, para piyasaları, NFT'ler ve portföy yönetimi projelerini, uygulamalarını, bunların hepsini bu platformları bu ağ üzerinde yapabilirsiniz diyorlar. Bu da çok iyi bir özellik. Şu anda mevcut halinde bulunan bir stake özelliği kendisinde mevcut. Yıllık %11 gibi, 12 gibi bir ödül veriyor.
Uzun vade yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım için bu proje zaten 2023 yani 2022 ile birlikte uzun vadede gerçekten yani çok yükselebilir. Eğer sözlerini tutarlarsa, gelişim gösterirlerse. Yani bunu uzun vade almak isteyen dostlarım yatırım yapsınlar. Ona göre araştırsınlar tabii ki de kendileri karar vererek. Burada en mantıklısı satın alıp stake'e bağlamaktır. Zaten şimdi birazdan da anlatacağım. Devamında cüzdanları falan da var. Burada kendi cüzdanı var. Kendi cüzdanını indiriyorsunuz. Kendi cüzdanını da stake'e bağlıyorsunuz. Mis gibi. Burada takımda Microsoft'tan gelen, Kombinatör'den, Consensus'tan, Kaiser'den, Visa'dan, Telekom'dan, Nvidia'dan gelen adamlar var. IBM'den gelen adamlar var bu projenin takımında. Takımın da detaylı bir şekilde girip Twitter'ını, LinkedIn'lerini tek tek araştırabilirsiniz. Çok geniş, büyük ve bilge bir takımı var. Ben bir haftadır bu projeyi araştırıyorum. Gerçekten çok fazla öğreti sağlıyorlar. Burada yol haritalarını göstermişler. Betanet tamamlanmış. Olympia şu anda devam ediyormuş. Cerberus fikir birliği diye de bir özelliği var. Buna da birazdan değineceğim. Aynı zamanda kendisi yazılım dili olan Scrypto özelliği var. Bundan da birazdan bahsedeceğim. 2022 yılı içerisinde olan ağ üzerinde çalışan Scrypto bileşen akıllı sözleşmeleri, merkezi olmayan royalty sistemi ve ağ üzerinde blueprint kataloğu ile kendini teşvik eden, kolaylaştıran bir DeFi ekosistemini başlatacağız diyorlar. Buradaki akıllı sözleşme merkezi ve loyalty sistem ve ağ üzerindeki blueprint kataloğu dediği bu ağ üzerinde uygulama yapan, kod yazan geliştiricilerin aynı kodları, aynı uygulamaları telif hakkı ücretleri alarak alabileceği, satabileceği detaylı bir şekilde anlatılmış. Burada bu linke tıklayarak da burada link vermişler. Bu linke tıklayarak da daha detaylı öğrenebilirsiniz. Yani siz bir geliştiriciyseniz bu ağ üzerinde bir uygulama yaptınız ya da kod yazdınız. Bu kodu sizden sonra gelen geliştiricilere direkt telif hakkı ya da belli bir ücret karşılığında verebiliyorsunuz. Bu da bir katalog oluşturuyor. Yani bu ağ üzerine bir yeni gelen geliştirici kataloğu açıyor. Ne yapmak istiyor? Tık 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 hemen seçiyor. Hemen cüzi rakamlar mı, artık yüksek rakamlar mı onu satıcı belirler tahminim. Direkt hızlı bir şekilde uygulama yapılmasını sağlıyor. Büyüyen blockchain ekosisteminde bu çok iyi bir özellik. Ve yine 2023'te yapılacak olan parçalı doğrusal ölçeklenebilirlik. İşte bu tam olarak sınırsız ölçeklenebilirlik ve Cerberus fikir birliği özelliğiyle de artık ölçeklenebilirliğin ve birleştirebilirliğin zirvesine, nirvanasına 2023 yılında ulaşacaklarını belirtmişler. Zaten biraz önce de söylediğim gibi bu proje uzun vadede yatırım yapılması gereken bir proje olduğunu ben düşünüyorum. Bu proje üzerinde şöyle bir detay var. Tüm işlem ücretlerinin %100'ü yakılır diyorlar. Şimdi burada müthiş bir deflasyonist bir sistem olduğunu da görebiliyoruz. Tüm işlem ücretlerinin %100'ünün yakılması demek gerçekten çok fazla bir deflasyon ve çok fazla bir arz kıtlığı talep karşısında olabilir. Bu da fiyatın böyle bir anda fırlamasını sağlayabilir. Dikkat etmekte fayda var ilerleyen zamanlarda. Tabii ki de POS yoluyla token arzının %53'ü ağlarda kilitli diyor. Yılda 300 milyon XP'de ağın güvenliğini sağlamak için stakerlara ödeniyormuş. Ne kadar fazla staker olursa tabii ki de bu da düşüyor. Ona göre bölünüyor. Kendisinin bir de EXRD diye bir token'ı var. Bu token da Ethereum Radix arasında hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlayabilecek bridge köprüsü. Ve yine DeFi aracılığıyla kitlemesi mevcut. Ve sabit jeton temini yani XRD'den bahsediyor. En az 40 yıl boyunca ulaşılamayacak maksimum 24 milyar token arzına sahip. CoinMarketCap verilerinde de göreceğiz 24 milyar arzı var. Ve 40 yılda bu proje yavaş yavaş çıkacak. Ve deflasyonist bir sistemin olduğunu da unutmayın. Burada da EXRD'nin aslında bir mirror olduğunu yani XRD'nin değeriyle mirror olduğunu ve 1 bölü 1 oranında buradaki borsalardan alabileceğinizi, tabii kendisini de direkt XRD'yi de alabilirsiniz. İsteyen EXRD'yi de alabilir. EXRD, Bitfinex'te, MEXC'de, KuCoin'de, Uniswap'ta, Zerion'da, HODL'da, Gateway'de ve AskEndex'te mevcut. Tabii ki de Bitfinex'te XRD USD paritesi de var. Oradan da satın alabilirsiniz. Şimdi bu büyük projenin geliştiriciler adına verdiği özellikler var. Burada Cerberus'tan bahsetmişler. Kaliforniya Üniversitesi matematik kanıtında burada. Ya her şeyi adamlar gerçekten çok fazla göstermişler. Girip bu projeye uzun vade yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım detaylı bir şekilde kesinlikle araştırmaları gerekiyor. Dediğim gibi kendisinin masaüstü cüzdanı var. İndirip donanım içerisine kurabileceğiniz bir donanım cüzdanı var. Explorer gezgini var. Instapass isminde bir ürünü var ve InstaBridge isminde ürünü var. Bu üründe ağlar arası köprü yapmanızı sağlıyor. İşte bir projenin bir diğer çok büyük artılarından birisi size öğretiyor mu? Yani bu proje ne işe yarıyor? Soru cevaplıyor mu? Nasıl kullanıldığını öğretiyor mu? Burada kendileri bildiğin öğren sistemi koymuşlar. Sorular var ve bu sorulara cevap vermişler. Tek tek girip detaylı bir şekilde tüm sorulara bakabilirsiniz. Çok fazla soru var. Çok fazla sorunun da gayet güzel açıklamalı detaylı cevapları var. Hani bu ekosistemi, bu projeyi daha iyi anlamak adına kesinlikle bunlara bakın. Web sitesinin linkini aşağıda sizlere bırakacağım. Bunun haricinde kendilerin burada durum güncellemeleri, kendi gezginleri, doğrulayıcı düğümler ve dediğim gibi Instapass'la Instabridge'i görebileceğiniz özellikler, Radix öğren yani buradaki
Learn öğrenme linki, geliştirici merkezi ve Yağma, burada bir ürün satıyorlar, tişört falan satıyorlar. Onlar mevcut. Sosyal medyalarını kesinlikle takip edin. Discord'u var, Telegram'ı var, Twitter var ve cüzdan 10 binden fazla cüzdanları olduğunu kendileri söylemişler. Topluluğuna da katılabilirsiniz. Bu projeye yatırım yapmak uzun vadede kendisinin top 10'a girmesini keyifle izlemek isteyen arkadaşlarım varsa. Tabii ki de şöyle bir şey var. Ben top 10'a girebilme ihtimalini görüyorum ama kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekiyor. Verdikleri sözleri bu zamana kadar tutmuşlar ve ölçeklenebilirlik adına ve hız adına o 1 milyon TPS çok büyük bir vaat ve akıllı sözleşmeler 2.0 çok büyük bir vaat. Eğer bunları bu yazılım dili kataloğuyla sağlayabilirlerse, üzerinde ekstra projeler çıkmasını da sağlayabilirlerse, proje ciddi anlamda fiyatlanabilir ve deflasyonist yapısıyla çok fazla fiyatlanır. Yani bir anda fırlar. Borsalarda da henüz daha çok fazla listelenmemiş. Yani büyük borsalarda listelenmemiş. Burada borsalara gelelim. Burada KuCoin'de var, MXG'de var, Uniswap'ta var, Bitfinex'te falan. Yani burada Binance var, Coinbase var, Huobi var. Bir iki tane büyük borsaya girse bu deflasyonist yapısından dolayı çok fazla kendisi anında fiyatlanır. Tabii ki de bunları yapabilmesi için kendisinin üzerinde proje çıkması lazım ve verdiği sözleri, hız ve ölçeklenebilirlik sözlerini de tutuyor olması lazım. Kesinlikle bu saatten sonra radarımda olacak projelerden birisi. Dediğim gibi yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım çok daha detaylı bir şekilde kendisini araştırıp ona göre karar versinler. Kendisinin CoinMarketCap verilerine gelelim. Radix'in belirteci XRD ama size bir de EXRD olduğunu söylemiştim. Burada Radix'in kendisini Bitfinex'ten direkt USD ve BTC paritesiyle alabilirsiniz. 2 milyar dolarlık bir market cap'ten bahsetmişler ama burada önemli olan EXRD belirteci benim için. Çünkü EXRD belirteci borsalarda alınıp satılıyor. Az önce sizlere söylediğim borsalarda alınıp satılabiliyor. Fiyatları birebir aynı. Şu anda kendisi 331. sıraya oturmuş durumda. 150 milyon dolarlık bir market cap'i mevcut. 4.4 milyar adet maksimum satbisi varmış. Şu anda da dolaşımda 734 milyon EXRD mevcutmuş. Listelendiği borsaları size az önce tek tek söyledim. Ethereum ekosistemi üzerinde olan bir mirror token olduğunu söyledim. Yani XRD belirteciyle birebir aynı fiyatta. Satın almak isteyen arkadaşlarım bunu satın aldıklarında, yani EXRD'yi satın aldıklarında XRD satın almış oluyorlar. Kendisinin web sitesine, burada Twitter'ına, şöyle bir Twitter'ına da hızlıca bakmak istiyorum. 128 bin takipçileri varmış. Burada bir DeFi bir katman savaşı var. Bakalım bu savaşı kimse kazanacak, çok merak ediyorum. İlerleyen zamanlarda ciddi anlamda fiyatlanma ihtimali olabilen bir proje, uzun vade yatırımdır kesinlikle. Temel teknik anlamdaki verilerine geçecek olursak, hareketin başladığı yerden bittiği yere Fibonacci çektiğimizde 0.786 88.6 uzun vade ekümülü aralığı 20 sentle 15 senttir. Onun da altına sarkarsa aşağıda iki tane daha destek var. 14 sent ve 14 11 sent. Kendisinin çıktığı fiyat, burada borsa listelemesi değil, ön satıştan satıldığı fiyat 0.03 sent. Yani şu anda 6x gibi, 7x gibi bir fiyatlama kendisinde mevcut. Aşağılara doğru, yani şu anda ekümülü alanında ufak ufak ekümüle edilebilir. Bahsettiğim, sizlere söylediğim destek alanlarından parça parça alma planıyla uzun vade yatırım için kendisi çok müsait bir projedir benim gözümde. Tabii ki de bu kararı siz kendiniz vermelisiniz. Bunu biliyorsunuz. Yukarıya doğru da hedeflerine bakacak olursak 26 sent, 34 sent, 40 sent ve özellikle 47 sent ile 45 sent bandı ilk tekrar satış yiyip düzeltme yapabilme ihtimali olan yer. Trade etmek isteyen arkadaşlar ve dostlar bu bant aralığına dikkat etsinler. Daha yukarıda 54 sent, 65 sent, 80 sent, 96 sent, 1.20, 1.50, 1.70, 2 dolar, 2.80 ve ben size şöyle söyleyeyim. Top 100 hedefi olan bir proje. Bu proje 10 dolarlara falan çok rahat, 20 dolarlara gidebilecek bir proje. Çok fiyatlanabilme ihtimali olabilecek bir proje. Burada top 10'dan bahsediyoruz. Burada top 10'un market cap'ine bakacak olursak top 10 25 milyar dolardan başlıyor. Yani burada Polkadot var, Luna var. Ki bu proje fiyatlanana kadar buradaki top 10 limiti de yükselecektir. Tahminim 30-40 milyar dolarları görme ihtimali çok yüksek. Hatta vaat ettiklerini yaparlarsa daha da yukarıya gitme ihtimali bu projenin çok yüksek. Defalarca söyledim ama tekrar söylüyorum. Kesinlikle kendiniz daha detaylı bir şekilde araştırma yapmalısınız. Yatırım yapmak isteyen arkadaşlarım varsa, dostlarım varsa kendi kararlarını kendileri vermeliler. Detaylı bir şekilde araştırarak top 10'a girme ihtimali olan bir proje. Ben kendisini çok beğendim. Yorumlarda isteyen arkadaşıma, dostuma tekrar teşekkür ediyorum. Bu tarz araştırma ve teknik inceleme videolarının gelmesi, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzun altında Twitter, Telegram ve Discord linkleri mevcut. Bu linklere tıklayarak Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.